Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, bugün yeni sınav sistemimizin ne kadar kolay olduğunu kanıtlamak için birkaç deney yapacağız. Önceden tırın neredeyse bütün parçalarını açıklıyorduk. Şu anda daha işimize yarayacak temel parçalar, bunları açıklıyoruz. Felicia, what do you think about the new exam comparing to the old one? It's shorter. Bu kadar basit sınav çok da kısa sürüyor. Ohio'muza hayırlı uğurlu olsun. Biri söylesin de vitesi geçsin bu adam. İşte böyle bir adama park denettiriyoruz biz. Nasıl girdi la bu? Nasıl yaptı la bu? Sen nasıl girdin la? Evet, çok anlamsız şekilde Rıdvan bunu yaptı yani. Başardı. 10 dakikalık sınavda aylık 10 bin dolar para kazanıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün size güzel haberlerimiz var. Sınav sistemimiz değişti. Artık çok daha kolay olacak. Bu videoda da zaten açıklayacağız. Bunun değişme nedenlerini de konuşmak lazım. Neden böyle bir sisteme geçildi? Ne düşünüyorsun? Sınavda başarı oranları düşüktü diğer okullarda. Yani bizde öyle bir problem olmadı da. Diğer okulların sınav başarı oranı düşük olduğu için track driver'lara da çok ihtiyaç var. Yani sınavdaki başarı oranını yükseltmek için böyle bir kolaylaştırmaya gitti. Kolaylaştı. Yani. Süresi de azaldı sanırım. Süresi azaldı. PTI, yani Pre-Trip Inspection dediğimiz şey kısaldı. Sınav çok çok kolay oldu. Sen ne düşünüyorsun Selim? Herhalde yok. Çok mu ihtiyaç var tır şoförüne? O yüzden böyle her yıl kolaylaştırıyorlar. Tabii ki, tabii ki. Çok ihtiyaç var. Burası zaten belli. Kolaylaştırmanın sebebi de zaten ihtiyaç olduğundan dolayı. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Yeni sınav sistemimiz. Artık her şey daha kolay ve güzel olacak. Videoda zaten açıklayacağız. Her şey güzel olacak. Evet, yeni sınav sistemimize göre Onur abimiz de girdi sınavına. Nasıldı abi yeni sınav sistemine göre? Yeni sınav sistemimiz Can kardeşim güzeldi. Yani bayağı kolaydı. Zaten okulda pre-trip, inkebi ezberleyen arkadaşlarımız rahatlıkla da geçerler. Bir zorluğu da yok sınavın. Hocalarımız da okulda ilgileniyorlar. Ondan sonra bir zorluğu yok yani. Gayet kolay. Ben bugün geçtim, sınavımı verdim. Artık yollarda görüşeceğiz herkesle. Mert kardeşim sınavına girecek. Merhaba. Evet. Yeni sınav sistemine göre girecek tabii ki. Aynen. Bunun kolaylıklarını da biliyor. Ne diyorsun yeni sınav sistemi için? Yani yeni sınav sistemi bence şu anlık kolay. Geçeceğimi düşünüyorum. Tek seferde. İnşallah da geçeceğim ve güzel haberlerle karşınızda olacağız. Evet. Cuma 4'te 4 yaptık. Evet. Bugün 3'te 3. Geride 7 ile bekliyoruz. Tuncay'ım sen eski sınav sistemini de bilen birisin. Aynen. Öğrencilik dönemin olmadı ama ne diyorsun bu yeni sınav sistemi, eski ya sınav sistemi hakkında? Bu yeni sınav sistemi hakkında çok rahatladıklarını söyleyeyim. Bu kadar yani. Çünkü eski sınavda mesela 90 derece paralel falan böyle parklar vardı. Sınav sistemi biraz daha zordu. Ezberlemeleri gereken bayağı bir maddeler vardı. Şimdi onların hepsini elediler ve park alanlarını mesela sınav test yerlerini bayağı bir değiştirdiler. Çok rahat oldu. Ne diyorsunuz yeni sınav sistemi hakkında? Sınav sistemi hakkında bir bilgim yok. Eskiden 4 tane park yapıyordu. Şimdi tek parka düştü. Ha, o zaman iyiymiş ya. İyi diyorsun. Geçer mi öğrenciler? Geçer mi? Sen girsen geçebilir misin? Biraz çalışsam giderim. Geçerim. Bir hafta çalışsam geçerim diyorsun. Geçerim. Rahat geçerim diyor. Evet. Öğrencilere başarılar diliyorsun. Öğrencilere imtihana yeni gireceklere başarılar diliyorum. Sınava geçenlere de bu şoförlük hayatlarında onlara da başarılar diliyorum. Abi yeni sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Eski sınav sistemini arkadaşlar konuştuğumda biraz daha basitleştirdiğini söylüyorlar. Daha rahat olduğunu söylüyorlar ki ben buna katılıyorum yani sonuna kadar. Yine de emeği geçen sensin her şekilde. Eyvallah. Sana sonsuz teşekkürler. Ne demek abi? Abi ne düşünüyorsun yeni park sistemi, yeni sınav? Abi beni de yazdıysan ya ben gördüm. Valla çok kolaymış ya. İnşallah yarın benim de sıram geçebilirim Allah'a yani. Değil mi? Kolay olduğunu burada ya, da bizzat ya, görüp burada gördüm. Anladın. Çok kolay yani. Kolay derken abi hazırlanman gerekiyor. Yani sen bugün gerekiyor. Sınava girmeye gelmedin, izlemeye geldin. Ama sınava girmek kolay olduğunu gördüm, gireyim dedin. Evet, yani. Evet, aynen, aynen. Evet, şimdi sınavlarımızı bitirdik. Yeni sınav sistemi çok faydalı oldu bizim için. Ohio bunun ikinci eyaleti oldu. Maryland eyaletinden denendikten sonra pilot eyalet olarak burada da başladılar. Yani inspection zaten çok kısaldı. Onun dışında park olayı çok kolaylaştı yani. Parkta o kadar kolay ki parktan kalma da çok yaşanıyordu. Hiç takılacağı bir şey kalmadı.
kalmadı öğrenci. Yani bu sistemle kalmak çok zor. O yüzden de şu anda eyaletimize çok gelen öğrencimiz var. Önemli bir konu sınavların kolay olması. Zaten o konuda da müjdelerimiz yakında gelecek. Evet, bugün yeni sınav sistemimizin ne kadar kolay olduğunu kanıtlamak için birkaç deney yapacağız. Onun dışında müjdeli de bir haberimiz olacak. Onun hakkında biraz kopya verebiliriz. Öncelikle eski bir öğrencimiz olan, bu sınav sistemini geçiş döneminde yakalamış, ehliyetini almış genç bir arkadaşımızı sizlerle tanıştıracağım. Dostum buyur. Yeni sınav sisteminde ehliyetini aldın. Ne düşünüyorsun yeni sınav sistemi hakkında? Ben buraya ilk geldiğim zaman yeni sınav sistemine yeni geçmiştik. Eski sınav sistemini de gördük. Bu yüzden ikisine de hakimim. Yeni sınav sisteminin eski sınav sistemine göre çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden parkta olsun 3 tane manevra yapıyorduk. Şu anda sadece bir manevra yapıyoruz. Pre-trip inspection'da sayfalarca okurken şu anda sadece 4-5 sayfa pre-trip okuyoruz. Bu yüzden kesinlikle yeni sınav sistemi çok daha kolay. Şimdi de bu işlerle hiç alakası olmayan mekanik lakabıyla tanınan kardeşimizi solumuza alıyoruz. Gene resmi sponsor Red Bull'la evet. Burada. Şimdi tır hiç sürdün mü? Bir kere bir yok, tur bir attık kere, seninle. Aynen, onun sen dışında hiç tır abi. Park ettin mi? Yok, daha önce hiç tır park etmedim. Daha doğrusu ben büyük araç hiç sürmedim. Hep küçük araç. Biliyorsun zaten. Evet. Yani bizim işimiz mekanikti. Hep küçük araçlarla uğraştık. Daha önce hiç tır sürmedim. Ama bugün göreceğiz. Şimdi bugün bir deney yapacağız. Hiç tıra binmemiş bir arkadaşımızı, hatta ikinci arkadaşımızı da şimdi sürpriz bir şekilde çağıracağız. Deney için bugün aramızda bulunan namı değer Green Card Rıdvan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyi. Teşekkür ederim. Şimdi sizi de deney için bugün kullanacağız evet, videomuzda. Çok heyecanlıyım. Aşırı derece heyecanlıyım. İlk defa tıra bineceğim. Yok. Bineceksin. Bineceğim. Bugüne kadar hiç binmedin oğlum. Bindirmedin abi. Can abi arkadaşlar beni sevmiyor. Tecrübeli arkadaşımızı alalım, kameraya geçelim Rıdvan'ım. Bir hafif inspection'ı bize zaten videolarda gördük de. Hani böyle özetler misin inspection'da ne oluyor bir tırın orada gidersek? Yani neleri anlattığını Türkçe, önceden nelerdi şimdi neleri anlatıyorsun onlara biraz değinebiliriz. Önceden tırın neredeyse bütün parçalarını açıklıyorduk. Şu anda daha işimize yarayacak temel parçalar bunları açıklıyoruz. Şimdi bu tır bakalım abi bu bir tır. Bunların hepsi tır. Yok ya. Allah Allah. Bizim okulumuzun tırları öğrencilerimiz için her zaman ekstra tırlarımızı tutuyoruz. Burada zaten bayağı tırımız var. Öğrenci başı bir tır düşüyor diyebiliriz. Önceden her parçasını açıklıyordun. Her parçasını A'dan Z'ye açıklıyorduk. Şu anda çok daha işimize yarayan parçaları açıklıyoruz. 90 puan üzerinden hesaplanıyordu. Şimdi 30 puan şimdi üzeri. 32 puan, oldu. Kesinlikle çok kolay yani. Aynen. İlk haftadan buyurun kardeşim. Abi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Hatırlarsın ilk zamanlar bu okula girenler evdeydik. Yani aynı evde yaşadığımız için onlarla çalışıyorlardı. Ben o zamanki sınavları hatırlıyorum. Bunları anlatmalarını en ince detayına kadar fazlasıyla çok fazla şey öğreniyorlardı. Yani o zamanlar atıyorum bunun vidasına kadar anlatırken sadece şu an buna catwalk deyip bitirebiliyorlar. Ya şimdi hiç sürmeyen birinin yapması zor ama ona yaklaşmak bile büyük bir başarı. Merhaba, nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor eğitimlerimiz, harika ötesi gidiyor. Inspection nasıldı eskiye göre? Ezberlemesi her şey anlamıyla kolay. Eskiye nazaran da yani aslında dışarıdan bakalım ezberlenilmeyecekmiş gibi duruyor ama ezberleniyor. Yani. Kolaylaştı evet, diyorsun. Evet, bayağı kolaylaştı. Şimdi bu parklarda ilk başta Rıdvan tırı öne doğru alıyorsun. Evet, tırı öne doğru aldıktan sonra geri geri düz geliyorsun. Çizgilerden çıkmadan geri geri düz geliyorsun. Ondan sonra tırı buradan kesik çizgilerden çıkarıyorsun şu şekilde. Daha sonra şu anda gördüğünüz gibi aynı şekilde çıktığınız şekilde geri giriyorsunuz. Çok basit. Çizgiye değerseniz sadece 2 puan kaybediyorsunuz. Her çizgi 2 puan. 2 kere öne alma hakkınız var bedava. 2'den sonra her öne almanız 1 puan sayılır. 12 puan hakkınız var. Eğer 13 puan olursanız kalabiliyorsunuz. Bu da imkansız gibi bir şey. Ben de biliyorum ilk zamanları çünkü ben öğrenci evinde kalıyorum. Oradaki insanlar gerçekten çok zorlanıyordu ilk zamanlar. Şimdikiler çok basit bir şekilde, çok keyifliler yani. Geçiyorlar her şekilde. Şu an çok iyi oldu. Kesinlikle ben bu işi beğendim. Şu an bu arkadaşımız geçti. Şimdi bakıyor. Acaba ben girdim mi baksa diye iniş hakkını kullanıyor. 2 tane de iniş hakkı var. Şimdi backup yapacak. Bu çizginin içine girmesi lazım. Sınavdaki en zor şey bu. 2 kere de inip bakabiliyorsun ha. Tekten yaparsan sana ne istersen yapar. Ben tekte yaparsam abi. He? Ben tek 24'lü Red Bull. Abi
Nasıl sınav yapıyorsun? Süper. Bugün iki kere yaptım hocalarla. Dedi. Çok profesyonel gördüm seni. Güzel yaptık işte, bakalım yarın inşallah başaracağız. Eskiye göre daha kolay gibi duruyor değil mi? Gerçekten eskilere göre şu anda çok kolay. Çünkü çoğu hareketleri yapmıyorsun. Evet. Yani artık yapmıyorsun. Önceden yapıyormuşsun. Şimdi yapmıyorsun. Şimdi yaptığın 3 hareket var. Yani onu da artık yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bu eyaletten eyalete de değişiyor. Ohio'da çok ihtiyaç var. Kolaylaştırıyorlar sürekli. Buyur ben abi. Bir şey söylemek istiyorum. Benim kuzenim Michigan'da almış bu ehliyeti. Aynı böyle kursa gitmiş. İnanın bana, ben çok mutluyum ki burayı tercih etmişim. Çünkü oraya gidecektim. Öyle konuşmuştuk ama buraya geldim. İyi ki de buraya gelmişim çünkü... Kuzenim diyor ki sana kağıtları veriyorlar diyor. Git bunları hepsini ezberle gel. Ondan sonra sınav ver. Burası gibi böyle her gün seninle hocalar birebir neredeyse gösterip uğraşmıyorlar yani. Böyle bir şey yok. Evet. O yüzden teşekkür ediyorum. Zaten kağıdı ben öğreneceksem evet. Ne gerek var? Aynen. O yüzden ama burada öğretmenler birebir, neredeyse birebir gerçekten. Evet. Bir hocam bak, ikiye bir oldu şu anda. Hocamız. İki tane öğretmen bir öğrenciye gösteriyor. O yüzden gerçekten bu konuda bu okulun en büyük artısı bu ki öğrencilere birebir gösteriyorlar. Abi nasıl gidiyor? Çalışıyoruz. Çalışıyorsun. Yeni öğrencisin. Evet, İlk hafta yeni öğrenciyim. Bugün. Çok iyi. Hocalar takip ediyor. Allah razı nasıl olsun. Gidiyor? Siz takip ediyorsunuz. Vallahi şu anlık çok iyi. Mesela bugün benim parkta sıkıntı vardı. Hallettik. Hallettin. Oturdu evet. Mu kafada? Ben yani de geldim şu hatta. Şu anda olay biraz, tamam. Biraz ben de sana gösterdim bugün. Evet. Sen de yardım ediyorsun. Hocalar da yardım ediyor. Arkadaşlar da yardım ediyor. Herkesten Allah razı olsun. Kafasında şüphe olan varsa gelsin buraya sıfırlansın. Bu kadar basit olur. Eyvallah abi. Teşekkür tamam. Ederim. Sağ olasın. Evet, şimdi hocamız Felicia ile beraberiz. Felicia, what do you think about the new exam comparing to the old one? It's shorter. How much shorter the pre-trip? At least half. The new one doesn't give as much information as the old one. I like the old one better, but the new one is quicker and it is shorter. Is it better for the students to learn the new one? I think it's easier, but better the old one because it gives you more information. Okay. But still, easier, the new one. We still give them the information, but when they come to the exam, they pass easily. Oh, yes. And how about the parking? The new exam, the parking is a lot easier, a lot better. Easier. But we still teach the old stuff because when you go to a job, it's easier and much better that you know it. We still teach them, but yes. For the exam, it's really easy for them. It's really easier. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Şimdi tecrübeli öğrencimiz yapacak. Size de aynı zamanda anlatacak. Bakalım hanginiz daha iyi yapacak. Ben burada takılabilir miyim? Takılırsın. Engel olur muyum sana da? Yok, olmaz. Öne gidiyor şu anda. İlk adımı gerçekten bu, öne gitmek. Sınavın ilk adımı öne gidip burada durmak. Şimdi buradaki kareye traktörümün ön tamponunu sokuyorum. Tamam, bitti mi? Bitti. Adım bir bitti sınavda. Devam. Şimdi traktörü tamamen buradan geçireceğiz. Bunu Rıdvan da yapar oğlum. Şimdi bütün geldiğimiz yolu... Geri gideceğiz ha? Bakalım gidebileceğiz mi? Sen nasıl yapıyorsun ya? Tek aynadan yaparım diyorsun ha? Bu da benim stratejim. İkinci adım da bu diyoruz. Üçüncü adım ne? Çizginin üstünden geçeceğim. Buradan kesik çizgilerin üzerinden tırı çıkaracağım. Ve oradaki trailerımın sağ arka tekerini çizginin üzerinden geçireceğim. Hadi bakalım. Bakalım geçecek mi çizgi üstünden? Bak çizgi üstünden geçti. Ya düz sürecek çizgi üstünden geçecek. Arka teker. Bu kadar basit dostum. Bu kadar basit sınav. Çok da kısa sürüyor. Ohio'muza hayırlı uğurlu olsun. Bu arkaya denk getirecek. Bunun içinde iki hakkı var inmek için. Evet. Tekten yaptı. Hadi bakalım. Evet. Birinci tır park düellomuz başlıyor. Yeni sınav düzeninde böyle park düellolarımız olacak. Ve yarışmacılarımızı, parkçılarımızı çağırmaya başlıyorum. İlk olarak Nideli. Lakabı Green Card Rıdvan. Yeah.
Tır tecrübesi sıfır. Hayat tecrübesi yüksek ama bakalım bugün ne yapacak? Yanımızda Green Card Rıdvan. Bugün rakibimi eleyeceğim. Mekanik Kürşat'ı yiyeceğim. Calm down. Evet, diğer yarışmacımızı çağırıyoruz. Çorumlu. Kendisi tır tecrübesi sıfır ama mekanik tecrübesi 100 üzerinden 110 ve what's your gender? Ama mekanik. Mekanik, melankolik Kürşat. Yarışmacımız ne düşünüyorsun? Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Green Card Rıdvan olabilir. Ama bir mekanikten daha iyi olamaz. Onu yiyeceğim. Taş kağıt makas ilk kim yapacak seçmek isteyen? Kazanan diyebilir ki ilk ben yapacağım ya da son yapacağım. Taş kağıt makas. Tamam. İlk mi yapmak istiyorsun son mu? İlk yapayım ya. İlk yapmak istiyorsun. Çok yanlış bir tercih, buyurun. Evet, ilk olarak Green Card Rıdvan gidiyor. Yani şimdi sürede tutacağım ben. Puanlarını ne kadar sürede bitirecek o da önemli. Başla. Ve karışmıyorum. Gentleman bir arkadaş. El frenlerini indir oğlum. Ha. Indir. Bas. Dorse freniyle şeyi indir. Tamam. Biri söylesin de vitesi geçsin bu adam. İşte böyle bir adama park denettiriyoruz biz. Vitesi geç. Green Card Rıdvan şu anda vitesi de geçemiyor. Green Card Rıdvan ilk adımı başarıyla tamamladı. Geri gideceksin. Tamam. Green Card Rıdvan bozdu. Buradan sonra düzelmez. Öne al. Bir öne alma hakkı gitti. Hala puanı var. Evet, 2 puanı daha gitti. Düzelt. Sola kır. Öne al biraz, düzelt. Evet, şu anda 3 puanı gitti. Kaldı 10 puanı. Devam et. 1 puanı daha gitti. Devam. 5 puanı gitti. Topla. 2 puanı daha gitti. Şu anda 7 puanı gitti. Burayı geçti mi? Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi hala 6 puanın kaldı. Daha arka dorse tekerin o çizgiden geçecek. Yavaş gideceksin ama. Yuvayı ezdin. Geri git. 2 puan daha gitti. Kaldı 4 puanı. Tamam. Şimdi 2-3 gitti, son 3 puanı kaldı. 4'te 3'ünü bitirdi parkların. Hiç bilmemesine rağmen. Nasıl girdi la bu? Nasıl yaptı la bu? Sen nasıl girdin la? Hala 3 puanı duruyor. Kaybetmedi puan burada. 2 puan kaybetti. Son 1 puanı kaldı. Git biraz daha geriye, zaten kaybettin puanı. Öne al şimdi biraz. Evet, çok anlamsız şekilde Rıdvan bunu yaptı yani. Başardı. Süresine bakacağız. Çok garip değil mi ya? Bu kadar ilerleyebilmesi beni çok şaşırttı. Şimdi son 1 puanı. Bakacağım. Kontrol edeceğim. Bakacağım. Çok iyi. Dakikayı hemen durduruyoruz. 10.36. Tebrik ediyorum gerçekten. Öpmek istiyorum seni. İlk geçtim ama. Hiç tıra binmeden bu parkı başarabilmen ya sınav sistemi çok kolay ya sen çok iyisin. Sınav sistemimiz çok şaka yapıyorum. Sen de iyisin. Gerçekten şaşırdım. Beni korkuttu şu an. Başlıyoruz. Hemen süremizi de kardeşimiz için başlatalım. Evet, mekanik Kürşat başladı. İlk adımı yapıyor. Gayet düz geldi. İlk adımda puan kaybedeceğini sanmıyorum zaten. Evet, ilk adımı hatasız yaptı Kürşat kardeşimiz. Puan kaybetmedi. Çok dikkatli çünkü o mekanik olduğu için dikkatli. Şimdi geri gidecek. Daha puan kaybetmedi. Öne alabilir. Öne al. Henüz puan kaybetmeden öne al. Yoksa değecek çizgiye. Hemen düzlüyor. Tabii öne alabilirsin. 1 puan daha kesilecek. Evet, mekanik sadece 1 puan kaybederek bu kısmı atlattı diyorum çünkü gelmek üzere. Şu anda geriye 12 puanı kaldı. Başarıyla ilk etabı atlatıyor. Geçti. İkinci adım da bitti. Oo, başarıyla çok güzel geçti. Gerçekten aynı yani
gibi geçti. Tecrübe çok güzel geçti. Şimdi oradan hemen bir itiraz geldi Rıdvan'dan. Burada çizgiye değdiğini söyledi. VAR'a gittik. 2 puanı daha gitti. O yüzden 10 puan da devam ediyor. Şike var falan mı diyor? Abi burada insan ayırman ya. No no no. Görmedim. Ama Dubai'yi eziyordun, 2 puanın daha gitti. Şu anda 8 puanın var geride. 8 puanı kaldı. Bir de öne çıktı, 7 puanı var. Evet. Hey 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 hey! Diskalifiye olursun, diskalifiye olursun. Demoralize etme. Burayı da iyi geçti. Hop! Düzelt tekeri, düzelt. Git geri. Bakacağım çizgiye değerse 2 puanını keserim. Daha değmedi. Çizgiye değdi. 2 puan. Şimdi öne alıp düzeltebilirsin. Şu anda geride 5 puanın kaldı. Evet, geriye 5 puanı kalarak Kürşat devam ediyor. Çok iyi gidiyor. Tekten de buraya girdi. Kornayı çaldığın zaman bu iş bitiyor. Dakikamızı durduruyoruz. 11. İkiniz de sınavı geçtiniz. CDL almaya hak kazandınız. İki tarafta geçti. Kazananı knockout olmadı bu maçta. Puan farkıyla açıklıyorum kazananı. 3 puan farkıyla kazanan Çorumlu Alacağım. Mekanik. Bir de gönülleri kazandı. Şimdi öncelikle park alanı çok kolay ama ben işte yeni biniyorum yani böyle tır abi de Amerikan tırları otomatik vites bilmiyorum. Askerdeyken sürdük o ayrı bir şey. Ama bu parklar falan sıkıntılı. Her şey güzeldi, hoştu. Lakin biraz acele ettim, hızlı yapayım böyle hava atayım dedim. Olmuyor, hava atmayanıza gerek yok. Evet, kazananı, ödülünü daha sonra içeride takdim edeceğiz kendisine. Aynen. Evet, ne düşünüyorsun? Şampiyon oldun. Abi şöyle söyleyeyim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hamzat. Abi şöyle söyleyeyim, bence yani Rıdvan'la ben de ilk defa tıra bindik. Daha önce ben seninle bir kere tır sürdüm. O da bir yuvarlak çizmiştik olduğumuz yerde. Yani ilk defa park alanı yaptık. Yani normal arabayı kullanan bir insan bunu %100 sürer. Ama dedim yani Rıdvan'ın dediği gibi biz daha ilk defa bindik. Önü burnu uzun tırlar. Daha önce hiç tır sürmemişiz. Ona rağmen yaptık. Yani 3-4 kere bunu tekrarını yapsanız profesyonel şekilde bunu %100 yaparsınız. 10 dakikalık sınavda aylık 10 bin dolar para kazanıyorsunuz, onu da söyleyeyim. Evet, bugün ilk defa park deneyen iki arkadaşımıza parkı denettik ve ikisi de sınav sistemine göre geçti. Ufak tefek yardımlarımız tabii ki oldu çünkü ilk defa bu parkları deneyen arkadaşlar. Düşünün ki biz bunun 30 saatte içeride eğitimini veriyoruz. 10 saatte yolda gezdiriyoruz. Bizden çıkan öğrenciler profesyonel bir şekilde eğitim hayatına başlıyorlar. Evet, şimdi ödül törenimize geldik. İlk olarak ikincimiz Rıdvan kardeşime hediyesiyle sponsorumuz Coca-Cola'ya da teşekkür ederiz. Rıdvan kardeşim hayırlı uğurlu olsun, afiyet olsun. Tamam hadi çıkabilirsin. Evet, birincimiz mekanik Kürşat kardeşimizin hediyesini kendisiyle özdeşleşen resmi sponsorumuz Red Bull evet. Energy Drink'e teşekkür ederiz. Umarım sınavda da aynı şekilde yaparız. Aynen. Bunun önünde fotoğrafımızı çekiniriz. Evet arkadaşlar, çok da açıklama yapmaya gerek yok. Videoda izlediğiniz gibi yeni sınav sistemi bu şekilde. Bütün arkadaşlara, gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Böyle devam edecek bir süre. Şu anda Ohio deneniyor. Maryland'da da var bu sınav sistemi. Yavaş yavaş denemeler başladı. Şu anda iyi gidiyor. Yeni sürprizler de gelecek. 2 tane sürprizimiz var. İkisi de bomba gibi. Bekleyin, sabredin. 2024 diyebiliriz. Hoşça kalın. Hizmetlere devam edeceğiz sizler için.